2-3 haftadır il ve ilçe örgütlerimiz bu konuda çalışmalar yürütüyorlar ama bu hafta sadece bu şeye ayırdık, hareketli seçmen çalışmasına ayırdık. İlçelerimiz işte kapı kapı dolaşarak, mahallelerde gezerek, esnaf ziyaretleri yaparak hareketli seçmenle ilgili şeyleri alıyorlar, başvuruları alıyorlar. Bunun yanı sıra seçim anons araçlarımız da sürekli hareketli seçmenle ilgili anons yapıyor. Bu kayyum atanan yerlerimiz var. Tekrar bu yerleri geri alabilmek, çok az oyla fark kaybedebileceğimiz yerler var. Buna izin vermemek adına işte böyle başından beri 2 aydır daha fazla belki de özel bir çalışma yürütüyoruz. Kayyum atanan yerleri ve böyle hükümetin özel çalışma yaptığı yerleri mutlaka alacağız. Bu anlamda orada oy kullanacak arkadaşlara çağrımdır. Kesinlikle üşenmesinler. Oylarına sahip çıksınlar, memleketlerine gidip oylarını kullansınlar. Bu anlamda İzmir'de DEM Parti olarak, aslında Türkiye'de DEM Parti olarak bütün arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Halkımıza çağrımızdır, mutlaka gidip yerinde oyunu kullansın. Özellikle yine üniversitelerin önünde toplu taşıma araçları, özellikle İzmir özelinde İzban dediğimiz raylı taşıma aktarma merkezleri var. Onun dışında otobüs aktarma merkezleri var. Buralarda stand açacağız. Üniversitelerde stand açacağız. Bu şekilde hareketli seçmen çalışmasını yaptığımızı daha fazla duyurmamız gerekiyor. Çünkü bölgedeki dengeleri yapay yolla değiştirmeye çalışıyorlar. Biz de bunu elimizden geldiği kadarıyla buradan engellemek için çabalıyoruz. Önemli bir durum, önemli bir süreç. Sonuçta oradaki halkın iradesine bu şekilde bir ipotek koymaya çalışıyorlar. Bunun için halkımızın duyarlı olması lazım. Hareketli seçmen konusunda biz Kürt illerinde büyük şehirleri olsun, büyük şehirlerdeki her köye kadar gönderebiliyoruz. Onun dışındaki illerimizde il merkezleri, ilçe merkezleri veya il ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelere seçmenlerimizi, halkımızı gönderebiliyoruz. Bu konuda duyarlılık istiyoruz ve halkımız bize başvursun. Biz onlara elimizden gelen yardımı edeceğiz. Kaç kişi gideceksiniz? 5 kişi. Ne zaman açıklığı çıkar? Burada inşaatta çalışıyorum. Urla'da seçmenim kullanmak için Van Erdiş'e gidiyorum. Sizden ricam, eğer kullanmayanlar parti veren de gereken desteği yapıyor zaten. Uzakta kalan tüm arkadaşları gelmenizi rica ediyorum. Bizim orada oy kullanmak çok önemli. Çünkü biz ezilmek istemiyoruz. Daha doğrusu mesela özgür olmak istiyorum. Özgür olmak için uzaktan bekleyen arkadaşlarım memleketine davet etmek istiyorum. Kullandığım zaman vicdana rahat oluyorum yani. Elimi vicdana koyarak olumu kullandığım zaman vicdana rahat oluyorum ben. Yani tüm gereken arkadaşlar, parti zaten gereken desteği veriyor. Sizden ricam, siz de geri kalmayın. Nereye gidecekseniz parti gerekeni yapıyor zaten.